Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Önce şapkalı bir poz vereyim. Şapkasız bahçeye çıkmam yasaklandı hanım tarafından. Cilt kanseri olabilirmişim, gözlerime zarar verebilirmiş. Ultraviyole kremler sürülüyor, şapkalar, gözlükler. Ama şu anda akşam oldu. Dolayısıyla herhalde bu gösteriyi yaptıktan sonra çıkarabilirim. Saçlarımı da göstermem lazım. Harun Cici kesti. Harun Cici uluslararası bir değerimiz. Erkek saçıyla uğraşmıyor. Bir dakika, niye benimkini kesti acaba o zaman? Her neyse. Sağ olsun benim saçlarımı kesti Harun Cici. Fahri Doktoroğlu bir kuaför. Aslında kuaför de değil. Saç sanatçısı. Gerçekten internetten incelemenizi tavsiye ederim. Muazzam bir arkadaşımız. Evet, bugünkü konumuz Ege'de aidiyeti belirsiz ada, adacık, kayalıkların ne olduğu. Kanalıma hoş geldiniz. Ege'de egemenliği tartışmalı adalar konusu bir yönüyle çok basit, bir yönüyle çok karmaşık bir konu. Birçok şeyi yutkunarak içimde tutacağım. 15 dakikaya bunu sığdırmamız gerekiyor. İşte egemenliği tartışmalı adalar konusu YouTube'da, internette bol bol temin edilebilecek bir bilgi. Bu işi çok güzel yapan, çok bilgisi olan, bu konuda uzman olmadığı halde derleyip toplayıp sunumunu çok güzel bir şekilde yapan arkadaşlarımız da var. Tabii bir de bu konuyla uzaktan yakından ilgisi olmayıp hamasetle, kıt aklıyla diyeceğim, millete gaz vermeye çalışanlar var. Bunlar 50-60 bin de izleyici topluyor bu arada. Ayrı bir konu tabii. Şu soru akla gelebilir. İyi de kardeşim, herkes anlatıyor bu konuları. Bir de senden niye dinleyelim biz bunu? Ya da şöyle soralım, daha kibar olsun. Bunu herkes anlatıyor da sen bize değişik olarak ne söyleyeceksin? Sen nereden biliyorsun? Oraya bir değineyim önce. Hani bu televizyonda uzman olarak konuşanlar ya da kendini uzman zannederek milletin milli duygularına hitap etmek amacıyla konuşanlar falan var ya. Onların hepsinden önce 1995 yılında, 96 yılında ben bu konulara çalışmaktaydım. Hatta ilk kitabı da ben yazdım. Sen de DS Harp Akademilerinde öğrenciydim. Danışmanım da Yılmaz Albay'dı. Kendisine de saygılarımı sunuyorum buradan. Birlikte hazırladığımız bir kitaptır. Ancak ne benim bilgim ne Yılmaz Albay'ımın danışmanlığı bizim bu kitabı yazmamız için yeterli değildi. Burada hemen hakkını, kimsenin hakkını yememek lazım. Ben bu kitabı hazırlayabildiysem Yılmaz Albay'la birlikte bunu Ali Kuru Mahmut'a borçluyum. Ali Kuru Mahmut bilenler bilir. Genelkurmay'da birlikte çalıştığımız bir arkadaşımdı. Nitekim söz konusu bu kitap Ali Kuru Mahmut tarafından yayına hazırlandı. Bunu hazırlarken benim karşımda oturuyor. 1998 tarihlidir. Aynı odayı paylaşıyorduk. Ben aslında o dönemde Gri Bölgeler adlı bir de kitap yazmayı düşünüyordum. Ancak böyle bir kitabın yazılması onun hakkıydı. Orada görev yapma nedenim uluslararası ilişkiler doktoram olmasıydı. Bu konuyu en iyi bileni Ali Kuru Mahmut Tuh ya da Tur. Arada bir R fark var. Tahmin ediyorum hala bu konuları en iyi bilen Ali Kuru Mahmut. Kendisine de selam olsun buradan. Birlikte çok güzel, çok keyifli görevler yaptık. Daha sonra yollarımız ayrıldı. O başka yola gitti, ben başka yola gittim. Aslında konu son derece karmaşık olmakla birlikte konuyu tek bir cümlede anlatmak da mümkün. 1947 Paris Anlaşması'yla isimleri tek tek sayılarak verilmiş adalar ve bu adalara bağlı adacıklar var. Şimdi bir cümlede bitiremedik. Tamam, bir paragrafta.
1947 Paris Anlaşması'yla İtalya'nın elindeki 12 ada Yunanlara devrediliyor. Paris Anlaşması'nın 14. maddesine göre isimleri aşağıda sayılı 14 ada, isimlerini tek tek sayıyor ve bu adalara bağlı adacıklar İtalya'dan Yunanistan'a devrediliyor diyor. Olay son derece basit. 14 tane ada ismi saymış. Bu adalara bağlı da adacıklar var. Ne demek bağlı adacıklar? Onun karasuları içindeki adacıklar. Yani bu 14 tane isimleri verilmiş ada ve bunların karasuları içinde bulunan adacıklar Yunanistan'a devredilmiş. Biz diyoruz ki anlaşmada hüküm açık. Sana ismen verilmiş olan bu adalar ve bu adaların 3 mili içindeki adacıklar sana ait, diğerleri sana ait değil. Yunanistan diyor ki hayır, böyle bir şey yok. Lozan Anlaşması'na göre Türkiye kendi ana karasına 3 miline kadar olan adacıkların sahibidir. Şimdi Yunanlıların tezlerini de ben inceledim. İki tane Yunanlı, ki bunlar Türkiye doğumlu. Yunanlıların hazırladığı bir kitap bu. İçinde bir sürü yanlış var. Bunlarla tek tek ayrıca tartışılabilir. Her ikisini de incelediğimizde, evet, Lozan Anlaşması Türkiye'nin karasuları içindeki adacıkları Türkiye'ye devrediyor. Paris Anlaşması da Yunanistan'a 14 tane ada veriyor ve buna bağlı onun karasuları içindeki adacıkları veriyor. Peki, Türkiye'nin 3 milinin dışında bu 14 tane adaya ve bu adalara bağlı adacıklara girmeyen adalar ne olacak? Adacıklar ne olacak? Bu adalar, adacıklar kime ait? İşte egemenliği tartışmalı adalar, adacıklar bu. Bu sadece 12 adalar bölgesine yönelik bir konu değil. Bu konu Ege'nin tümüne yöneltilecek. Yani bir şekilde bir ülkenin egemenliği nasıl devredilir diye bir konu var. Uluslararası hukukta yeri olan bir konu. Yani ben gidip herhangi bir adaya, bir ülkeye, bir toprağa burası benim diyemiyorum. Nasıl Rusya Kırım'ı almak için bir sürü katakulli yaptı. İlk önce orada bir referandum yaptı. Onları bağımsızlıklarını kabul etti. Daha sonra o bağımsızlıklarını kabul eden Kırım, Rusya'ya katılma, ilhak etme kararı aldı. Bir ülkeyi kaybetme, ülkenin, devletin ülkesini kaybetme yöntemleri var. Ülke kazanma yöntemleri var. Ülke kazanma yöntemleri ve ülke kaybetme yöntemlerini birlikte bir kombine olarak uyguladığınız takdirde geçerli olur. Bu noktadan hareketle Ege'de bazı adalar, adacıklar, kayalıklar var. Ne Paris Anlaşması'yla Yunanistan'a devredilmiş, ne de Türkiye'nin 3 millik karasuları içinde. Ben örnek olması için 12 adalarla ilgili kısmı anlatıyorum size. Ama bunların dışında olan Yunanistan'a devredilmemiş, Türkiye'nin de 3 millik karasuları içinde olmayan adalar, adacıklar var. Hah, işte konu bu. Egemenliği tartışmalı olan adalar, adacıklar konusu aslında bu kadar basite indirgenebilir. Bir anlaşmayla vermediysem ve anlaşmayla ben almadıysam bunlar otomatikman Osmanlı'ya ait olur. Osmanlı'da mirasçısı biz olduğumuza göre bu adalar aslında bize ait olmaz. Bunu biz diyoruz. Peki biz bunu ne zaman diyoruz? Biz bunu 1995'te söylüyoruz. Bundan önce niye söylemiyoruz? Hiç söylemiyoruz değil. İstanköy'lü olduğu için İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 1932'de İtalyanlara verilmiş bu 12 adanın dışında kalan kayalıklara tespit ettiriyor. Erbil'e gidip plaka çaktırıyor. Bir tanesini geri veriyor galiba. Atatürk zamanında olan bir olay bu. Ve diğerlerinin üzerine plaketler konmuş. Bu plaketler ne olmuş? Türkiye daha sonra bunlarla niye ilgilenmemiş? Bu da ayrı bir konu. Diyorum ya, ben şu anda egemenliği tartışmalı adalar nedir? Onu anlatmaya çalışıyorum size. 12 adalardan biraz daha kuzeye, Orta Ege adalarına falan geçersek, orada da Ege adalarının Yunanistan'a ismen devredilenleri var. 6 büyük devletin imzaladığı sözleşmede var ki Lozan bunu kabul ettiğini söyler aslında. Sevr'i saymıyorum. Bizim için geçerli bir anlaşma değildir çünkü. Bunlara bakıldığında egemenliği devredilmemiş adalar var. Egemenliği devredilmemiş adalar Osmanlı Devleti'ne aittir.
Osmanlı Devleti de borçlarıyla birlikte mirasçı olarak Türkiye'ye devredilmiştir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın resmi mirasçısıdır. Osmanlı'nın borçlarını ödemiştir. Borçlarını öderken mirasçısın ama topraklara gelince mirasçı değilsin, böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla devredilmemiş olan bütün ada, adacık, kayalıklar Türkiye'ye aittir deniyor. Bunun ne önemi var? Bu ayrı bir video konusu. Ben bugün sizlere bu şekildeki egemenliği devredilmemiş adacık kayalıklardan bahsettim. Ancak 12 adanın statüsüyle ilgili de bir takım sıkıntılar var. Yani 1947 tarihli Paris Anlaşması'nda Türkiye'nin taraf olmaması Türkiye'yi ne kadar bağlıyor? Lozan Anlaşması'nda bu konulara atıf yapılan madde var. Diyor ki ileride bu tür toprakların tartışmasında tarafların ortak kararı gerekiyor diyor. Oysa Türkiye 12 adaların devri sırasında devrede değil. Kavramlar çok önemli. Tabii bunları da ayrımını ortaya koymak lazım. Aidiyeti belirsiz mi, egemenlik tartışmalı mı? Tartışılabilecek konular. Bu konulara girmek şu anda burada çok anlamlı değil. Sadece bu anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş olanların dışında da 12 adayla ilgili de bir egemenlik tartışmaları söz konusu. Bu kısmen koşullu devredilmesiyle ilgili, kısmen de Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmamasıyla ilgili tartışmalar var. Onlar da puzzle'ın, yapbozun bir başka parçası. Onlara da yeri gelecek. Onlara da değineceğiz tabii. Yürüyümüzü ne kadar karmaşık ve aslında ne kadar basit. Karadeniz krizinde Figenakat adlı bir gemi karaya oturdu. Karaya oturan bu gemiye Yunanlılar yardıma gittiler. Geminin kaptanı ben Türkler kurtarsın istiyorum dedi. Ancak Yunanlılar kurtardı gemiyi iki gün sonra. Niye Türkler kurtaramadı, bakın bu da başka bir konu. Ama yine konumuz bu değil. Yani Türkler niçin bana ait dediği bir adacığın kayalığa oturmuş ya da Ege'nin neresinde olursa olsun bir Türk gemisine yardım edemiyor da Yunanlılar gelip yardım ediyor. Bu ayrı bir konu, buna da gireceğiz. Önemli bir konu. Gerçekten önemli bir konu. Bugünkü konumuz bu kadar. Bugün sizlere Ege'de egemenliği antlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların Osmanlı'ya dolayısıyla Türkiye'ye ait olduğu ile ilgili tezin dayandığı gerekçeyi anlattım. Şu. Şimdi sorulması gereken soru şu. O tarihe kadar, yani 1995 yılına kadar aklımız neredeydi? 2. Kimin aklına geldi? Nasıl oldu da biz uyandık? Nasıl oldu da bunlar gündeme geldi? Bunların arka planını ben bildiğim için konuyu açıyorum. Bir sonraki videom bunun üzerine olacak. Çünkü bunu önemsiyorum. Bu tür şeyleri ben çok önemsiyorum. Çünkü ülkeleri değiştiren bu şekildeki beyinler düşünüyor, taşınıyor. Diyor ki ya bize ait değil mi bu adalar? Şimdi bu akademisyenlerin, bürokratların yapması gereken bir şey. Şükrü Kaya'nın 1932'de yaptıktan sonra niye kimsenin aklına gelmedi bunlar? Bunları bir sonraki videomuzda ele alacağız. Bu video çok ciddi oldu. Çok ciddi videolar biraz can sıkar. Kendinize iyi bakın. Tutkuyla yaşayın, sevgiyle yaşayın. Mümkünse aşk ile yaşayın, değilse aşk ile yaşamayın. Ama sevgiyle yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Umutsuz yaşanmaz. Hoşçakalın.